Günaydın. Nil, senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum ya. Karakoldan çıkar çıkmaz buraya geldim. Perişan haldeyim, leş gibiyim. Korkunç bir gece geçirdim. Tamam, günaydın dedim sadece. Evet, günaydın. Seni görünce aydınlandı günüm. Geçmiş olsun da arabana kavuşmuşsun. Ya araba dün gece kayboldu. Karakolda adamın biriyle kavga ettim. Aa. Ya evet, sarhoşun biri nezarethaneye koymak için getirmişler. Kafası da iyi, bana sardı. Kavga gürültü yerlerde süründük. Ya çok komik, yarın gazetelerde okuyacaksın zaten hepsini. Sonra bir tane şarkıcı mıdır nedir onu getirmişler oraya. Ruhsatsız silah taşımaktan. Ondan sonra Allah'ım tam karakolda ayna var durumuydu yani. Bayağı şenlikli bir gece olmuş. Ya hem de nasıl, aslında koşa koşa geliyordum sana. Beni aradığın için o kadar mutlu oldum ki. Bir de yemeği duyunca ooo. Ama işte. Dün akşamüstü annen aradı beni. Yani ne konuştuğumuz bize kalsın da. Seni savunurken o kadar işlendi ki ben de etkilendim açıkçası. Anneme bak sen. Eve gidince havalara atıp öpeceğim onu. Ama sonra sen gelmeyince açıkçası ne yapıyorum ben burada diye düşündüm. Yok hayatım, anlattım işte her şeyi. Düşünme böyle şeyler. Sonra telefonunu açmayınca. Ya evet, bir de o var, sorma. Telefonun şarjı bitti. Numaranı da bilmiyorum ezbere. Ama bana ders oldu, ezberledim, unutmam artık. Tamam ama geç kalıyorum şimdi, gitmem lazım. Tamam, ben seni götüreyim arabayla işte. Alma sen arabanı. İşten çıkınca da seni alırım, o yiyemediğimiz yemeği yeriz. Olmaz mı? Olabilir. Olabilir, tamam. Sen her zaman iyi bir evlat oldun onlara. Elini üstlerinden çektin mi? Çekmedin. Hep de yanlarındaydın. Son bir yıldır yoksun. Hem vedalaşamadım diye, gözü açık gitti diye bir şey düşünme sakın. Tabii. Sen yapacağını yaptığın zamanında. Anneler kızınca neler söyler. Aldırma sen. Başım sağ olsun Mustafa. Emin çok iyi bir adamdı. Allah tekrar affet Mustafa. Uyattı sen Allah'ın Mustafa. Hacı Rengi arıyor. Ver bana. Alo Serdar. Mesajım yerine ulaşmış bakıyorum. Sami'nin yanında olduğunu tahmin ediyordum. Sami'nin yanında değilim ama arayıp öğrendim. Doğru mu baban? Evet. Ne olmuş? Kalp krizi. Dün duyar duymaz geldim ama yetişemedim. Mustafa. Tamam ağlama. Öyle çok ihtiyacım var ki sana. Bir garip olmuş bu Mustafa. Adamın babası öldü lan. Öyle öyle de. Onun için demiyorum. Ne bileyim işte. Hem Halide teyze de karısı için neler söyledi bak. Ya sus işte. Yaşlı insanlar onlar. Ne konuştuklarını bilmiyorlar bazen. Neden cenazeye gelmedi kadın o zaman? Kapatınca sorarsın Mustafa'ya. Tövbe tövbe. Çay içiyor musun sen? İçerim. İki çay da. O yaşaranların adamıyla da gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar durmadan. Madem Fatma Gül için yaşaranlara karşı şahitlik yaptın, nasıl hala seni tutuyor ki yaşaranlar? Hem adamını yollamış, başı sağ olsun bilmem ne. Kesin bir şey var. Kesin. Değil mi? Ne bileyim ben. Asu. Ben o bebeği istiyorum. Sana yemin ederim ki yalan değil bu. Yalan söyleme Mustafa. İki güne mi değişti fikrin? Çocuk olmaz diye yırtınıyordun. Hayır, inanmıyorum tabii ki. Yanına geleyim diye yapıyorsun böyle. Lütfen tamam uzatma. Ben seni babanın için aramıştım. Hacer dinle bak beni. Şu anda bu hayatta senden, annemden ve o bebekten başka kimsem kalmadı. Babamı kaybetmek çok ağır geldi. İnanmıyorsun. Gerçekten sana çok ihtiyacım var. Kusura bakma Mustafa, gelemem. Baban için gerçekten çok üzüldüm. Ama bunun dışında söylediklerine inanmıyorum. Neredesin sen? Hemen yanına geleyim. Babamı toprağa verdikten sonra senin yanında olayım.
Hoşça kal Mustafa. Sakın beni arama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.